Öncelikle şunu soracağım. Hiç gıcık aldığın birine durduk yere mute attın mı? Evet veya hayır. Evet veya hayır. Veya'yı da kabul etmiyorum. Anlatmayı da kabul etmiyorum. Evet veya hayır. Bu arada bana adam söylesen iyi olur. Oyunuzu bir şekilde bitiririm. Evet. Evet, değil mi? Aynen, Evet, aynen. evet, İşte gençler evet. görüyorsunuz. Hepsi şerefsiz zaten yani bu Bu bedline. arada Türk yetkililere falan atmayın bu videoyu. Arkadaşlar merhaba, ben yakışıklı bir akıda da kastuan doktorunuz. Video geçmeden önce sizlerden 2-3 bir şey istiyorum gençler. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim gençler. Solda çıkan bildirimi aç butonuna basıp bildirimleri açmayı, eğer bunların hepsini yaparsanız belki rüyanızda siz de benim gibi kaslı ve yakışıklı doktor olabilirsiniz. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gözler. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Super MP diyeceğiz ve milli mapimiz olan Alaskan Village adlı map diyeceğiz gençler. Umarım da güzel ve eğlenceli bir oyun oluyorum. Bu arada yanımda bugün Kaan var. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? Yani şu an Spain'deyiz. Onu bilmemiz lazım. Kardeş, burası Spain. Welcome to cehennem. Burası yani, Bedline değil şimdi bak. Şurada gördüğün 6 kişinin 12'si ile. Baştan konuşayım. İyile. Aman Allah. Aman Allah'ım, bir set almışım var ya. Trump görse kılıç yemin ediyorum başbakanlığı bırakır. Kaçıyorum şu anda. Bir kılıç bulsam yeterli bana. Neyse, bu arada gençler siz de videoyu izliyorsunuz. Eyvallah. Eğleniyoruz. Öldün mü? Ya tamam, yani öleceğini biliyordum da şimdi yani videonun başında ölmem birazcık saçma oldu açıkçası, ama neyse ben devam edeyim istersen. Devam et, devam et, devam et, devam et. İnşallah ben de ölmem. Ölürsem zaten bu video atılmamış olur mantıken. Aynen, görmediniz şu an. Aynen, şu an görmedik. Setin varmış. Setin var zaten, setin var. Zaten Kaan yani oynamıyordu. Onun klonunu sokmuştuk. Biz siz şu an yani kandırıldınız. Sizleri kandırdık. Hadi be. Ben şuraya bir çıkaydım iyiydi. İlerinde adam var, ismini gördüm. Ona da birazdan dalacağım. Neyse. Bugün gençler Bedline'ın yeni demeyelim de yani. İki ay oldu. Aylık bir translator'la bugün sohbet edeceğiz. Hadi sen zaten ölmüşsün. Sen yani kaçacak bir yerin yok. Yani direkt. Neyse, sıra geldi gençler, bu Bedline'ın yetkilisi olan, bizim translator'ımız olan Kaan'a sorular sormaya. Bu arada Bedline Allah belasını versin. Açık açık söylüyorum buradan. Sebebini de biliyorsun zaten. Evet, biliyorum. O yüzden sormaya gerek bile yok bence. Neyse. Bugün sana benim sorularım var. Bu arada gençler, siz de like attıysanız adamsınız ve Kaan'ın kanalı da merak ediyorsanız açıklama kısmında var zaten. Gidip kanalına bakın yani. O da ne bileyim artık, değişik videolar çekiyor yani. Şimdi ben spoiler vermeyeceğim. Neyse. Şimdi ben ilk sorumdan başlamak istiyorum. Bu arada yorumlarda da gençler sizin sorularınızı görüyorum bazen Bedline ile ilgili. Onu da şimdi Kaan'a soracağız ve Kaan'dan dürüst olmasını isteyeceğiz. Kaan, şimdi bize dürüst olacağına dair bir yemin etmen lazım kardeşim. Dürüst olacak mısın? Olacağım. Olacağım. Dürüst olacağım. Yok, önce bir yemin et. Önce bir yemin et. Yemin ederim ki dürüst olacağım sana. Açıkça tamam, söyleyeyim. Tamam, peki. Öncelikle şunu soracağım. Hiç gıcık aldığın birine durduk yere mute attın mı? Evet veya hayır. Evet veya hayır. Veya'yı da kabul etmiyorum. Anlatmayı da kabul etmiyorum. Evet veya hayır. Bu arada bana adam söylesen iyi olur. Oyunuzu bir şekilde bitiririm. Evet. Evet, değil mi? Aynen, evet, aynen. Evet, İşte gençler evet. görüyorsunuz. Hepsi şerefsiz zaten yani bu Bedline. Bu arada Türk yetkililere falan atmayın bu videoyu. Bak. Şimdi. Bu arada gençler bakın, hani böyle bir şey yapıyoruz da bak, bu videoya sakın aynen, gidip atmayın aynen. Bu yani. Bu video gizli. Bu video gizli. Adamın yani işinden olmasın yani. Adam ev geçindiriyor burnuna yani. Çoruğu var, çocuğu var, eve ekmek. Ekmek falan yani, ekmek parası ya. Lütfen. Buradaki chest'i bir almış bu arada, neyse. Sıra geldi diğer soruya. Şu Judgment Day. Ben ismini söyleyemiyorum. Sen doğrusunu söylersin. Aynen. İşte onu bize tamamıyla anlat. Hani bu 20.000 kişinin banyo. Tabii ben abarttım ama yani bilmiyorum, o kadar belki yemiştir. Çünkü sayamadık yani. Biraz yedi, evet. Saymanı da bayağı kişi yedi. Şimdi bir, bunlar niye ban yedi? İki, bunlar haksız yere ban yedi? Üç, bunlar neye göre ban yedi? Ben bunları senden cevaplamanı istiyorum ayrıntısına tamam. kadar. Bu arada ölürsem de yeni bir oyuna geliriz, baştan söylüyorum. Tamam, çünkü eğlencesine girdik. PvP'sine evet. değil. Baştan söyleyeyim, zaten az kişi kalmış. Kaan sendeyiz. Tamam, başlayalım. Şimdi bir Judgment Day'den ban yiyen insanlar neden ban yedi? İlk öncelikle benim bunu ilgili bir tane postum var. QMR diye yazıp, yani ismimi yazıp direkt ben şeyden bulabilirsiniz, Bedline'dan forum postu. Açıklıyor ama şimdi burada açıklayayım hızlıca. Şimdi Judgment Day'in olayı şöyle bir şey. Eğer bir insan hile açarsa veya diyelim ki şöyle Reach açıyorlar, Ghost Client falan açıyorlar artık. Onlardan açarsa ve Bedline bunun logunu oluşturabilirse, yani bulabilirse, Bedline bunun logunu oluşturuyor, anti-cheat'i.
Bu birkaç tane log olunca, diyelim ki 20 tane logum oldu. Ben 20 defa reach açtım, 20 tane logum oldu. Bu 20 log olunca arkadaşlar, herkesin 20 tane log olunca, diyelim ki 10.000 kişinin 20 tane log oldu artık. Belyon'un sistemi bir gün belirliyorlar, açıklıyorlar bunu. Ha bu arada işte, bu Judgment Day'in Türkçe anlamı ne oluyor? Yani yargılama günü hani. Mahkeme bildiğim. Yargın, mahkeme gibi. Bildiğimiz mahkeme gibi. Yargılama. Aa, Badline. Oğlum şu an Badline yerinde olmak istedim. Bu arada etmeş başlıyor. Şimdi Badline istedim şeydi. Kardeş gel buraya. Sen gel X-ray buraya. Açmışsın. Sen X-ray açmışsın. X-ray. Bu arada X-ray açanlar da banlıyor. Hani o da bir hile loguna giriyor. Şaka lan şaka. Benlik bir olay yok. Ben bir yok, bu yok videoyu ya. İzleyenler için diyorum. Onları yok, savunuyorum. Ben aynen. Sizdenim beyler. Halktanım ben. Oğlum aynen. Ben takımla mı kaldım lan? Galiba. Biraz zorlanırsın. Ben devam edeyim hemen. Sen devam et, devam et. Hadi lobide falan konuşuruz. Yani birikiyor, banlıyor. Şimdi ikincisi şöyle. Çoğu insan gelip bana abi ben hiçbir şey yapmadım diyor. Hiçbir şey yapmadım deyince de şöyle bir olay bu. Çoğunlukla bu sistem yanlış çıkmıyor. Hani bu sistem genellikle doğru çıkıyor. Eğer dürüst bir şekilde açıklarsınız neler yaptığınızı, yanlış yaptığınızı, birkaç ayda girmezsiniz Bebiyon'a ya da birkaç hafta. Zaten yaparsınız nasıl desem. Yani banınız açılır. Yani dürüst olursunuz eğer itirazınızda. Türkçe'de yazabilirsiniz itirazınızı böyle. Ya ben çalışıyorum bunları çevirmek için. Neyse işte işte banın açılması da böyle. Genellikle doğru banlar yani. Yanlış payı tabii ki de olabilir arkadaşlar. Yani her şeyin bir yanlış payı olabilir. Belki %99'un biri olabilir. Ama genellikle yani hileden dolayı ban yiyenler yalan söylemesinler. Yani yemişlerdir. Yani hileden dolayı ban yemişlerdir. Olmuştur. Herkes hatasını yapar. Bunu açıkça dürüstçe yazarsanız. Gel foto çekiyorum. Dürüstçe yazarsanız kesinlikle banınız açılır. Onu söyleyeyim size. Allah belanı versin. Yaktın mı lan? Şerefsiz ya. Ulan Türk oyuncuların hepsi böyle olmak zorunda mı ya? Öyle yani öyle değiştiremez. Laga bak ya bir de laga bak ya. 133 MS alıyorum ben de neyse. gençler açıkçası yani bizim bu olayımız sadece Judgment Day gibi bir şeydi. Ancak araya ben birkaç soru daha sıkıştırdım. Şimdi bir soru daha sıkıştırmak istiyorum. Tamam. Peki bu ban yiyenler banını açtırabilir mi? Nasıl açtırabilir? Badleon.net/appeal yazarak arkadaşlar direkt oradan zaten Türkçe sitesine. Geri geldik gençler Spine'de yine crash kodu attılar maalesef yani. Ben de Badline'da devam edeceğim videoya ki crash kodu yememek için. Böyle bir de Arena PP'ye gireceğim şöyle birkaç el atacağım. Bu arada Kaan size bu banınızı açtırabilir misiniz? Nasıl açtırırsınız? Onun hakkında bilgiler verecek. Kaan sen konuşmaya başla ben ufaktan şey atayım. Unranked falan atayım. Aynen. Direktmen arkadaşlar kolay bir şey banını açtırmak. Herkes zor zannediyor ama. www.betleon.net appeal. Bu site zaten biliyorsunuzdur appeal'ı. Türkçe site. Hemen arkadaşlar topiye zaten suçlu olduğunuzu falan yazın. Altına da arkadaşlar dürüstçe ve uzunca arkadaşlar istiyorsanız tabii. Detaylı bir şekilde neler olduğunu yazın arkadaşlar. Neden özür dilediğinizi ya da yazın. Ya da olayı anlatın işte orada. Bu bir süre sonra zaten yani bu sıraya giriyor ve çevriliyor. Çevirirken de arkadaşlar lütfen başka şeylere yetkililere atmayın. Hani linkinize spam yapmayın. Çok kişi yapıyor. Yani zaten bir şeyi dürüstçe anlattıktan sonra ve detaylı bir şekilde yaptıktan sonra banınızın açılmama şeyi yok. Yani tek göz alacağınız şey eğer cidden siz yanlışsanız bir ne bileyim bir ay ya da iki ay Badleon'a girememek ki yani çok da bir sıkıntı değil. Sonra girebilirsiniz rahat bir şekilde. Bunun dışında hani şöyle diyeyim bazı insanların olayları çok karmaşık oluyor. Diyelim ki yok abi işte ben bu IP'den girdim işte bu şeyden çıktım. Resmen bir yerden çıkıyorlar bir yerden çıkıyorlar yani öyle bir şey giriyorlar ya da demin yanlış söyledim de. Bununla yani ben her zaman Discord'da varım beyler. Bazı insanlar bilir çoğu insanınkine de yardım ediyorum şu ana kadar yapabildiğim kadar. Yardım etmeye çalışıyorum. Bana bize yardım etmedin be. Ben de biraz isyan şey yapıyorum. Bu arada şimdi yorumda şey görmek istemiyorum. Abi işte yok Badline'a girmeyeceğine, pardon Badline'a girmeyeceğine söz verdim falan filan. Sadece aynen. Orada crash yediğim için buraya ben girdim. Olay bu. Aynen. Şey yani Discord'da falan da bulabilirsiniz beni ban konusunda çok karışık bir durumunuz varsa. Yani spam yazmadan yazın yani ben zaten yardımcı olmaya çalışırım. Badline'ın Discord'unda her zamanki açığım yani. Öyle diyeyim. Yani bu sorunun cevabı da öyle. Dürüst olun, açıklayıcı olun, açılır banınız.
Yani öyle. Ne diyeceksin Alper? Başka bir şeyler de yani. Başka valla görevlerini bir de soracağım sadece. Mesela yetkiler neler? Ha. Şöyle görevim, yani her translator'ın görevi şöyle işte, birinci olarak bazı projeler var. Bu proje açıklandı mı? Galiba açıklandı. Yani Bedlion dil şeylerine değiştirmek istiyor. Hani bütün diller değiştirmek istiyor artık. Mesela Bedlion'a Türkçe direktmen girmek istiyorsunuz. Böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Bunun yani için var ve, şu yani Bedlion Türkçe oluyor. Öyle diyelim. Oğlum Golden hani, Apple'da altın elma mı yazıyor? Evet. Hayır, şöyle. Mesela alttan bağlanıyor diyor ya, sol alttan. Hı-hı. Bağlanıyor. Mesela I connecting diyor ya, İngilizce yazıyor ya. Biz onu ayarlayabiliyoruz mesela, şey yapacağız mesela, değil mi? Bağlanıyor yapacağız mesela, öyle bir şey. Anladın? Yani çok iyi. Amacı o. Türkçe, Türk oyuncular mesela, bazı arkadaşlar takım oluyor, üçlü takım oluyor. Mesela SG başlarken alttan İngilizce match starting FFA işte diyordu. İşte 3 kişi olamaz diyordu. Artık Türkçe o yazacak ki bütün Türk oyuncular bunu anlayabilsin. Yani böyle yapmayı düşünüyorum. Çok iyi. Bunun için bir yer var. Yani bu güzel proje. İkinci olarak yaptığınız itirazları arkadaşlar çevirmek görevim. Yani nasıl desem, şöyle biriniz itiraz yazıyor, benim şeyime geliyor, bir yere geliyor arkadaşlar, o toplanıyor. Ve ben orada toplandıkça ben de girip yapıyorum yapabildiğim kadarıyla. Sonra görev olarak bir de mesela arkadaşlar bazı diğer yetkililer var. Bu yetkililer Türkçe bilmediği için bir kanaldan, bir yerden yani size mesaj yazıyor. Nasıl desem, direktmen işte Türkçe bir translator şey çevirsin diyor. Bu alttaki bu adamın yazdığı şeyi çevirsin. Mesela siz, bu arada şunu buradan söylemek istiyorum. Çok kişi bundan dolayı banıyor arkadaşlar. Takas yasak Bedlion'da. Hani yaz bir şey satmak falan yasak. Genellikle bunlar çevirtiliyor çünkü bize. Uyarısını yapayım şimdiden buradan, herkes duyabiliyorken yani, büyük bir kitle. İşte yasak yani. Onları çeviriyorum. Bir de arkadaşlar, oyunda eğer birisi Türkçe küfür ederse ya da ne bileyim herhangi bir mutelik bir şeye bir durum olursa. Adam şerefsiz çıktı ya. Full head yemiş ama yine kestim. Neyse. Sen devam et, devam et. Oğlum ben de bağımlı oldum, oynuyorum lan. Beni durdurun beyler. Video oldu 20 dakika. Hadi hadi yeter. Aa, hızlı konuş. Hızlı konuşuyorum. Eğer birisi Türkçe küfür ederse veya kötü bir şey yazarsa mute atıyorum. Yani bu uzun zamandır yoktu. Şimdi yenilerde geldi arkadaşlar. Translator'a mute yetkisi yazıyordu ama yoktu yani. Geldi şimdi Allah'a şükür. İşte öyle yani, benim yetkilerim, görevim bu kadar. Çoğu yani buradan da ne bileyim. Yani başka bir yetkim yok diyebileceğim görevim. Aa, Türk çıktı lan. Türk kanallarda yardımcı olmak. Bedlion'da, Discord'unda falan. Yani size yön göstermek açıkçası. Yani benim görevim bu kadar. Başka bir görev şu anlık yok Allah'a şükür. Yani. Tamam hadi yeter artık, git. Tamam git, aynen, artık git. Yeter. Ben de şu VSM'i bitireyim. Yeter. Dur bir dakika, izleyicim çıksın. Yenilmeyeyim ya. Rezil olurum valla. Hadi let's go my friends. Video mu çıktı? Şöyle evet diyeyim, aynen. Yetkimiz yok ama Bedlion'da olsun yani. Sevenlerimiz olsun, yeter bize. Bir gün olur. Çok road trick diyor bak şimdi. Abi Dante versiyonu yapacaktım abi, da. Dur izleyeceğim. Nasıl bir texture pack, hangi texture pack aşağıda vardır belki, bilmiyorum. Abi bir şey diyeceğim, oradaki lavı ben almadım mı lan? Allah Allah, alamamışım neyse. Devam. Şu fake'i yemeyin artık ya. Yani ben bir deneyenden uyarmak istiyorum cidden. Bir şey satmaya çalışmayın Bedlion'da. Bu bana neden oluyor. Şöyle oluyor, komik bir şey. İnsanlar neden ban yediğini bilmiyor ve İtirazlarında ben hile açtım diyor. Hem hile açtım da itiraf etmiş oluyor. Kötü oluyor bayağı oyuncular için. Yani hile kesinlikle açmayayım da, yani bir şey tasarım yani falan satmaya çalışmayayım. Öyle yani benim ticaret benim... yapmayın diyor. Badline ticaret sadece... Ticaret yapmayın. Aynen. Bir şey satmayın, almayın. Oyununuzu oynayın abi. GG falan yazın. Chatte güzel Skype falan yazın. Adam bana diyor ki nasıl abi, iyi miyim diyor. Gaza geldi herhalde. İyisin de bak şimdi, ben sana işkence çektireceğim. Dur şey yapayım. Allah. Yani yanıyorum de. Fuat abi. Ben öldürmeyeceğim, sen kendin öl. Cinali'yi severim. Bayağı ölme lan. Güzel bir isim. Öldü. Ölmedi mi? Dur ten yesin. Öldü. Aa 9 kalp geliyor. Aa yani. Neyse. 9 yedi. Bu arkadaşlara buradan çok çok selamlar. Aynen. Neyse gençler, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani umarım aklınızdaki soruları yerine getirebilmişizdir. Ki cevaplarını da yani yetkiliden aldınız tabii ki.
Bu arada görüyorsunuz alttan Translator QMR, yani onu da kanıtlamış olduk. Şimdi booking falan demeyin yani, neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kaan geldiğin için çok ama çok teşekkür ederim. Sundi valla yani. Güzeldi. Gençler Kaan'ın da kanalı var. İsterseniz hani ona da göz atabilirsiniz. Hani yardıma falan ihtiyacınız olduğunuzda hani kanaldan da ulaşabilirsiniz. Ama gidip de hani yorumlara böyle yok işte ban yedin falan filan yazmayın. Yani bu hoş bir Discord şey değil çünkü. Discord'u var. Kendi videonun açıklamasına koyuyor diye biliyorum. Aynen. Oradan yani ulaşabilirsiniz Kaan'a. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoya geçsen like ve yorum atmayı unutmayın. Siz bu videoyu izlerken ben Antalya yolunda olacağım. İnşallah çarşamba günü akşam Antalya yolcusuyum. Bakalım inşallah yani güzel şeyler olur ileride. Güzel şeyler olur anne. İnşallah. Olur yani. Yani bak bu videoyu da açık konuşayım. Kanal boş kalmasın diye çekiyorum. Çünkü cidden video isteyen aynen arkadaşlar çok. Sizlere depo yapıyorum yani. Oyun bile oynayamayacağım ama bu videoyu maalesef ki hani atmak zorundayım. O yüzden oyunumdan hı-hı kısıyorum. İnşallah videoya güzel like sesi gelir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz bir de. Bye bye.